Arkadaşlar merhaba. Yine bir Osmanlıca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde de yine kısmet olur ise bir Rika belge okuyacağız. Tabii ki genelde son dönem Rika belgelerde önce matbu bir sülüs yazı olur ve bu sülüs yazıda da yazının nereden çıktığını görürüz. Burada da öyle yazının nereden çıktığını görüyoruz. Bakalım nereden çıkmış yazı. Bakın bir mim, sonra bir kaf ve uzuyor. Kafın iki noktası var bakın burada. Ve sonra bir mim daha böyle makam. Bu makam. Ama ondan önce makamdan önce bir şey var mı? Yok. Şurada bir sin var. Sin harfini yapıyorum. Makamı ser. Bakın burası ser. Askeri. Makamı ser askeri. Gördüğünüz gibi. Kefin keşidesini çekelim. Şuraya bir de Y koyalım. Makamı ser askeri. Gördük mü arkadaşlar? Evet. Makamı ser askeriden yazılıyor bu yazı. Nereye gittiğini eğer varsa göreceğiz. Peki makamı ser askerinin hangi bölümü? Mektubi. Bakın mektubi. Zaten harekeleri de konmuş. Bakın mektubi kalemi. Mektubi kalemi. Numara kaç? 810. Evet. Mektubi kalemi numara 810. Evet. Buradan yazılıyor ama nereye yazıldığından ziyade bakalım ne diyor. Mavruzu. Her zaman diyorum ki bazı harfler vardır. Bu harflerden biri T. Biri Ş'ın. Biri Nun. Biri T. Biri Gaf. Ve bir tanesi de gördüğünüz gibi Dat harfi. Bu harfler sona geldiğinde, bakın şurada görüyorsunuz sona gelmiş Dat harfi. Ve dikkat edin, noktası yok. Neden noktası yok? Çünkü sona geldiği zaman şöyle bir diş çıkarak bu noktayı sağlamış oluyor Rika yazıda. O halde bu harfleri gördük. Devam edelim. Maruzu çakeri kemineleridir ki. Evet. Devam edecek olursak arkadaşlar, şeref nerede şeref? İşte. İki kelime birleşmiş aslında. Şeref ve varit birleşmiş. Bunun altını çizelim. Yani şeref varit olan 9 cemaziyel ula ya da evvel ama burada ula yazıyor. 9 cemaziyel ula şu çizgili kısım sene. Sene 310. O halde arkadaşlar maruzu çakeri kemineleridir. Şeref varit olan 9 cemaziyel ula sene 310 tarihlü ve 1080 ve 1080 9 numaralı Tezkire-i Samiye i olduğunu nereden anladım? Burada bakın. Burada diyor ki tamlama yapın. Bakın burada da aynısını diyor. Tamlama yap. O halde ne diyoruz? Tezkire-i Samiye-i Sadaret. Sadaret ile bakın onu bir gösterelim. Penahilerinde birleşmiş. Penahilerinde derken inde ifadesine dikkat ediyoruz. Neden sonra D ve H birleşmez iken birleşince bu hal ortaya çıkmış. Penahilerinde. O halde ne diyoruz? 9 numaralı Tezkire-i Samiye-i Sadaret Penahilerinde.
fiillerinde geçen. Geçen derken tıpkı dat harfi gibi nun'un bakın noktası yok. Aşağı çekerek şöyle gördük mü? Bunu aşağı çekerek ne yapmış? Tabii şunu önce bir silelim. Oradan dat harfini de bir gösterelim. Datı gösterdikten sonra devam edelim bence. Maruzu diyor ya oradan. Evet. Dat harfini şöyle çekelim. Gösterelim arkadaşlar. Bakın şurada maruz derken datın noktası yok. Onun yerine bir diş çekmiş. Geçen derken nunun noktası yok. Onun yerine bir diş çekmiş. Gördük mü? Herhalde görmüşüzdür. O halde metnimize kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Biraz daha küçültebiliriz sanırım. Okumaya engel olmaz umarım takip etmenize. Sadaret penahilerinde geçen Rusya muharebesinde Asakiri muavene daha önceki dersimizde okumuştuk aslında. O zaman müsvedde idi. Şimdi temize çekilmiş. Sergerdeliğinde. Bakın sergerdeliğinde derken bu sefer liğinde derken D harfini böyle döndürmemiş. Bu sefer açık yazmış. Sergerdeliğinde bulunmuş. Bulunmuş derken şın harfinin gördük mü? Sanki N gibi ama değil. Bulunmuş ve ahiren son zaman uygunsuzlukları cihetiyle buradaki idare-i örfiye sıkı yönetim mahkemelerine dönüyor arkadaşlar. İdare-i örfiye. Bunun altını çiziyorum. İdare-i örfiye divanı derken tamlama yapacağım ama nun harfine nokta koymamış bakın. Divanı harpçe divanı harbince verilen derken nunu da burada görüyoruz. Karar üzerine verilen karar üzerine duçar mücazat olmuş olan duçar mücazat olmuş olan duçar mücazat olmuş olan evet arkadaşlar devam edelim. Duçar mücazat derken T harfine dikkat ediyoruz. İki nokta koymamış, bu şekilde yazmış. Herhalde görmüşüzdür ve anlaşılmıştır. Düçar mücazat olmuş olan hemen şuraya Düçar mücazat olmuş derken şın harfinin bu kez 3 noktasının konulmadığını aslında burada 3 nokta var. 1 2 3 ama bu konulmamış. Bunun yerine karedeki şu aşağı çekme hareketi yetişmiş. Olmuş olan. Bakın şurada da nun harfi öyle. Olmuş olan kara papak. Papak derken kaf harfini görüyoruz. Kaf harfinin noktası konulmamış. Onun yerine kaf harfine şurada bir kuyruk çekilerek nokta görevi görülmüş. Evet. Kara papak. Kara papak taifesinden. Taifesinden derken dikkat ediyoruz arkadaşlar bu kez taifesindene. Bu kez ne görüyoruz? İnden. Bakın sinden, taifesinden.
Sin, evet, kendinden sonrası nun ile birleşir. N de D ile birleşir. Taifesinden buraya kadar problem yok. Ama D ile nun birleşmez. Ama burada görüyorsunuz birleşmiş taifesinden. Devam edelim. Dağıstanlı. Evet, taifesinden Dağıstanlı Hasan ve Hüseyin ve İsa Beylerin rufakasından, bakın, ından, rufakasından, ından, bu formatı artık ezberleyelim. Bulunmasından derken aslında yine aynı formatla yazabilirdi fakat daha açık bir şekilde yazmış. Bakın, rufakasından, bulunmasından. Aslında aynı ama burada nunu ayrı yazmış. D'den ayrıştırmış. Aradaki bir fark şu nunun bitişik yazılması. Rufakasından, bulunmasından dolayı müeyyiden Sinop'a şey müebbeden, özür diliyorum. Müebbeden, bakın şu hemze görevi görüyor. Tenvin değil. Müebbeden Sinop'a nef ve tahrip olunan, bakın nunun yine noktasını koymamış, tahrip olunan, evet, kim tahrip olunan, Arap Girli Hacı Mustafa oğlu, evet, Arap Girli Hacı Mustafa oğlu, Odacı Mehmet ve Aziz ve Aziziye Kazalı. Aziziye Kazalı. Mustafa oğlu Çerkez Abdullah'ın vaki olan, olan derken yine nunun noktası konulmamış. İstidaları üzerine cereyan, üzerine cereyan derken yine bakın nunun noktası konulmamış. Eden derken yine nunun noktası konulmamış. Cereyan eden muharebeyi, muhabereyi düzeltiyorum. Muhabereyi şamil evrakın leffen irsal kılındığı beyanı valasıyla bu babda vaki olacak. Olacak derken kaf harfinin noktası konulmamış. Bu nokta cim harfine ait. Olacak derken cime ait noktayla karıştırmayalım. Şurada iki nokta olması lazımdı. Bu iki noktayı koymamış. Onun yerine bakın buraya bir kuyruk koymuş. O zaman ne diyoruz? Şuradan alalım. Leffen irsal kılındığı beyan valasıyla bu babda vaki olacak mütalaa-i acizinin, mütalaa-i acizinin, evrak, evrak derken lütfen yine dikkat. Kaf harfinin yine iki noktası konulmamış. Evrak-ı melfufenin yani dürülmüş, eklenmiş evrakların iadesiyle beraber işarı yani bildirilmesi emr ve irade buyurulmuş. Evet, burada yine durduk. Buyurulmuş nasıl yazılmış? Buyu derken sıkıntı yok. Rulmuş derken bakın R harfini şu şekilde görüyoruz. Buyurulmuş. R'yi yapmış. Elini kaldırmadan lama geçmiş. Bakın mikroskopik bir lam. Sonra mime geçmiş. Mimi tabi burada görmek zor. Mimi de şuradan gösterelim. Orada da mikroskopik bir mim var. Buyurulmuş. Yine şın noktasız. Üç nokta olması lazım. Yine noktasız.
buyurulmuş ve ledel havale, yani lede kelimesi bir ektir. Havale edildiğinde yani anlamında ledel havale evrak mezkure tetkik. Bakın evrak mezkure tetkik, evrak derken kafın noktası yok. Tetkik derken sondaki kafın noktası yok. İlk kafın noktası var, bakın şurada gözüküyor ama ikinci kafın noktası yok. Evrak-ı mezkurenin tetkik olunduk da, mezkure tetkik olunduk da, bakın şurada bir hemze var, tamlama yapın demek istiyor. Müstedi-i, yani iddia eden, istidâ eden, dua, yani dilekçe veren, müstedi-i merkumanın Sinop'a vürutlarından şimdiye değin derken yine nun harfinin noktası yok. Şimdiye değin. Bir güne harekat-ı nabecaları görülmediğine nazaran ıslahı nefs eyledikleri, ıslahı nefs eyledikleri Kastamonu vilayetinin evrak-ı mezkure meyanında bulunan tahrirat-ı cevabiyesinde inde, bakın cevabiyesinde yine kaldırmamış. Bunun da altını çizelim. Burada dikkatimizi çeken Kastamonu, burada sin harfinden sonra tı olur. Evet, bunda sıkıntı yok. Evrak derken kafın noktasını koymamış. Bulunan derken nunun noktası konulmamış. Tahrirat derken t'nin noktası konulmamış. Cevabiyesinde derken yine o bahsettiğimiz kalıpla yazılmış. Hemen cevabiyesindeden devam edelim. Gösteriliyor ise de bunların malumul esami, bakın malum şurası, diğer yerde el esami, malumul esami, rufekasının mazharı affı ali olunduklarına dair, mazharı emri ali olunduklarına dair. Umarım hızlı gitmiyorumdur. Çünkü daha önce hızlı gittiğimi söylemişti. İdare-i örfiye divanı harbince bir irade-i, evet, İdare-i örfiyenin sıkı yönetim olduğunu söylemiştik. İdare-i örfiye divanı harbince, evet, bir irade-i, tamam, aşağıdan devam edecek. Ahire kaydı olmadığı gibi Suriye vilayetinin kezalik evrak-ı mebhuse meyanındaki telgrafnamesinde, bakın sinde, telgrafnamesinde dahi, görmüşüzdür dahi'yi, üstünde tutuyorum bakın, telgrafnamesinde dahi Şam'da nefyi ebed cezasına mahkum edilmiş olan Hasan ve Hüseyin beylerin Suriye'ye, iki tane ye, gördük mü? Suriye'ye. Suriye'ye. Suriye'ye def ve tahrip olunduklarına dair devair-i vilayetçe
devair vilayetçe bir kayıt ve malumat olmadığı gösterilmiş, şınım noktası yok, olmasına ve halbuki zaptiye nezareti aliyesinden inden, gördük mü, aliyesinden ol baptaki varaka i, bakın tamlama yapıyor burası bize, ol baptaki varaka i istid'a istid'a zahrına yazılan der kenarda merhum Hasan ve Hüseyin beylerin Şam'a ve müstedilerin Sinop'a ve eşhası mütebakiye i eşhası mütebakiye i, bu tamlama yapılacağını gösteriyor. Eşhası mütebakiye i. Evet arkadaşlar, devam edelim. Melfu malum malumenin de Trablus garba sevk olunduğu divanı harbi örfinin divanı harbi örfinin karar, bakın kararı şöyle gösterelim, kaydına muvafık suretle beyan olmasına nazaran şu mübayenet esbabı anlaşılamadığından evet. Onu bir alalım. Evet. Kef harfi bazen ne ok olur? O zaman anlaşılamadığından eceleyelim. Anlaşılamadığından. Evet. Anlaşılamadığından. Ve mea. Mea biliyorsunuz Arapça bir harfi cer mesabesinde bir harf diyelim. Ve mea mafi, yani ma mafi. O misüllü ashab-ı cinayetin nezaret-i müşarun ileyha vasıtasıyla, evet, ashab-ı cinayetin nezaret-i müşarun ileyha vasıtasıyla, merkum Hasan, menfaalarına mahsuzan gönderilecekleri misüllü sureti teslimlerini mübeyyin musulları tarafından birer de
İlmü haber resmi alınmış, bakın alınmış, bulunacağı tabii olduğundan, yine ından bakın, tabii olduğundan ba'dahu tebeyyün edecek hale göre arzı mütalaa olunmak üzere arzı mütalaa olunmak üzere evvel emirde hale göre arzı mütalaa olunmak üzere evvel emirde. Evet, sanırım bu kez yavaş gidiyorum. Merkum Hasan ve Hüseyin beylerin Şam'a tahrip olundukları zaman ne suretle? Tekrar okuyalım. Merkum Hasan ve Hüseyin beylerin Şam'a tahrip olundukları zaman ne suretle ve kimlere teslim edildiğinin, ne suretle ve kimlere teslim edildiğinin, nezareti müşarun ileyhadan ve Trablus garba sevk edilmiş olanların da sevk, kafın noktası yok, edilmiş, şığının noktası yok, olanların da, bizde daha ayrı yazılır ama orada bitişik. El yevm, orada bulunup bulunmadıklarının, orada bulunup bulunmadıklarının, evet şöyle, orada bulunup bulunmadıklarının, dikkat, lütfen dikkat ediyoruz. Yazı fontları ve kalıpları çok önemli. Eğer bu font ve kalıplara alışamazsak okuyamayız. Ve haklarında, bakın yine ında, ve haklarında, ve haklarında, haklarında, dikkat lütfen. Bir muamele, ve haklarında bir muamele. Gördüğünüz gibi. Ceryan etmiş ise, ceryan, bakın ceryan, gördüğünüz gibi nunun noktası burada yok. Etmiş ise, böyle ayırdık, gördüğünüz gibi ceryan etmiş ise neden ibaret idüğünün dahi Trablus Garp vilayetlerinden bakın ından vilayetlerinden vilayetlerinden gördük mü arkadaşlar? Tabi orada bir elif var, onu göremiyoruz. Onun için şurayı bir kaldıralım. Şurada çünkü elif. İstifsar buyurularak, istifsar buyurularak, bakın kafın yine noktası yok. İstifsar, şurası istifsar, diğeri de buyurularak. İstifsar buyurularak netice, netice-i, bakın şu i olduğunu, tamlama olduğunu, hasılanın emr ve imbası hususunun cevaben tarafı sami-i vekalet penahilerine, evet bir inceleyelim burayı, tarafı sami-i
Vekalet, bakın şurası, penahilerine de diğer kısım. Şu kısımda penahilerine. Burası zaten 3 aşağı 5 yukarı kalıptır. O yüzden bu kalıbı iyi öğreniyoruz arkadaşlar. Bir daha buradan gösterelim. Tarafı sami vekalet penahilerine arz ve işarı. Buradaki idare-i örfiye yani sıkı yönetim. Divanı harbinden inden divanı harbinden nunun noktası yok. Divanı harbinden ifade olunmuş yine şın ve evrak-ı mezkure dahi takımıyla leffen takdim kılınmış olmağıyla takdim kılınmış olmağıyla ol bapta emru ferman ol bapta emru ferman zaten bunlar kalıptır arkadaşlar. Yani sona geldiğimizde bunların kalıp olduğunu bilelim. Evet. Ol bapta emru ferman emru ferman emru ferman Hazreti Veliyül El Emrindir. Fi, şu kısım fi, görüyoruz fiyi. 20 Cemaziyel Ahira sene 310 ve fi 28 Kanunu evvel sene 308 Ser Asker Rıza. Evet arkadaşlar böylelikle bir rika belge okumasını yaptık. Umarım istifadeli olmuştur. Bir sonraki derste bulunmak üzere Allah'a emanet.